Aç ve başarıya doymuş olma kavramı. Şimdi bu kadar şöhretli, şampiyon bu kadar olmamış marka Benites. bir e, yok. teknik direktör geldiğinde de bu sefer yani bu adamlar artık onun elini duvara astığı gibi eleştiriler gelebiliyor Serkan Korkmaz. Şimdi şampiyon olmamış diyorsun değil mi? Hiçlik şampiyonluğu yok. Yok diyebiliyorum yok. Zaten yok. Yok Kupa var. Kupalar kaldırdı. Kupa var. Kupa kaldırdığını kaldırdı, ben de tabii. gördüm. Kupalar ee, var evet. Fakat şimdi şöyle. E şimdi bu adamın da kariyerinde bir lig şampiyonluğu ihtiyacı var. Bir açlık dedik ya. Hı hı. Bire bir görüşmede anlarım biliyor musun? Yani yanlış anlamasın kimse. Tabii ki öylesine bir mizansen çiziyorum. O görüşmelerde olsam ben diyelim e, kıymetli kulübümüz… Bu arada biz e, lig dedik ama Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Var. Liverpool'la. Evet tamam, var. Lig şampiyonluğu evet. yok. Lig şampiyonluğu yok. Lig şampiyonluğu yok. yok. Ama evet. lig, Zaten lig şampiyonluğu var. Evet evet. Evet evet. Kupalar çok. Maşallah. Lig yani bir sürü Avrupa'da kupalar da var. Kupa şampiyonlar gibi. Evet, evet. Hatta evet. galiba şampiyonlar Avrupa'da kaldırdığı kupa, kupa sadece şampiyonlar ligi de değil. Ee, UEFA kupası da kaldırmış olabilir. Süper kupa var. UEFA var. Evet. Ne? Var. Ee, ama lig şampiyonluğu yok. Hı hı. E, bu önemli bir şey. Yani önemli bir data şu anda Fenerbahçe için. Neden? Bunun olumlu yanı şu. Adam artık e ben bir de lig şampiyonluğu yaşamak istiyorum hırsına sahip olabilir. Dediğim gibi o görüşmelerdeki heyette olsam tek bir görev isterdim bir profesyonel olarak. Ben sadece adamın hırsına ve bu görevi ne kadar istediğine bakacağım. Tek odaklanacağım şey bu. Eğer bir soru soracaksam da bununla ilgili soracağım derdim. Yani şu anda e, Sayın Koç yürütüyorsa görüşmeleri yanında mutlaka ve mutlaka kendi iş çevresinden, kulüp çevresinden ya da e, arkadaş çevresinden ya da e, profesyonellerinden birisi vardır en az diye düşünüyorum. Odaklanmaları ve değerlendirmeleri gereken konu şu. Anladığım kadarıyla şöyle bir noktadayız çünkü. Beni ismi sızdı ve biz tartışıyoruz. Onlar da bu nabza göre hani nabzı yoklayarak bu konudaki nihai kararlarını verecekler. Benim anladığım bu. Bu hmm. çok sağlıklı da bir yöntemdir. E bunu hep Tabii yapıyorlar zaten. Hayır, bunu bunu siyasetçi de yapar, yani. iş adamı Tabii. da yapar, büyük kurumlar, büyük markalar da yapar. Şimdi benim o yüzden söyleyeceklerimi hakikaten e, inceleyip sık dokuyarak söylüyorum. Gerçekten istekli mi? Gerçekten Fenerbahçe teknik direktör olmak onu heyecanlandırıyor mu? Gerçekten bir lig şampiyonluğu yaşama konusunda motivasyonu tam mı? Buralara bakıldıktan sonra bence maliyet artık e, Sayın Koç ve Fenerbahçe için bir detay. Çünkü iyi bir teknik adama verecekleri bütçe e, bence ne vereceği belli olmayan bir futbolcuya verilecek olandan çok çok daha kritik. İşte geldiği günden beri teknik adam seçimleri ve akıbetleri ortada. E, Benitez ismini hani ilk başta yapı olarak Fenerbahçe kimyası uyar mı uymaz mı Türkiye falan diye bir şerh koymuştum ya. Evet. Marka değeri olarak aynı Murat Özbostan gibi düşünüyorum. Bir kere artık şu anda çıtayı Benitez'e yükselttiniz. Oradan aşağı inemezsiniz. Onu söyleyeyim. Yabancı teknik adam alacaksanız artık bir Benitez ligine yükseldi kamuoyunun beklentisi. Benitez'de o dediğim ışığı görüyorsanız hani gerçekten inanarak istekli ve coşkulu bir şekilde Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu projeye inanarak geliyorsa ve gelecekse, o samimiyetine güveniyorsanız ve kendisine bir yıl biz sizden ilk yıl şampiyonluk beklemiyoruz diyorsanız, ilk yıl şampiyon bile olabilirsiniz. Ama o rahatlığı, o rahatlığı düşük Fenerbahçe taraftarı verecek. Mümkün mü? Fenerbahçe medyası verecek. Mümkün mü? Fenerbahçe sosyal medyası verecek. Mümkün mü? Hadi ilk 10 hafta bir ilk 10 hafta verilir. İlk 10 hafta kardeşim adam daha yeni geldi. Lig uzun bir maraton belli olmaz. Bak bir golle şampiyon belli oluyor. Geçen sefer 3 kere havlu attık. Sivas'ı yensek şampiyonduk. O psikolojiyi o psikolojiyi camia içinde diri tutabilecek ve Benitez'e o güveni sağlayabilecekseniz hiç düşünmeden hemen alın. Anlatabildim mi? Peki çıta beni teze yükseldiyse Yükseldi ama teknik taktik olarak da çok inmez. büyük bir e, katkı sağlayacağına inanmıyorsanız Abi, eğer. Latiyz, çok teknik ve taktik anlamda çok önemli bir teknik adam. Bak, biraz fazla o, tek, o, biraz, biraz fazla taktik, biraz fazla teknik. Yani şimdi Benitez gelecek de önce gol yemeyen bir takım ...dizayn etmeye falan çalışacak. İşte yani, o anlamda diyorum. Hani Eğer e, amaç winner bir teknik direktörle evet. anlaşmak olacaksa... ...ve çıta da beni teze e, kadar Zaten e, Fenerbahçe kimle masaya kim oturursa... ...bir kere şunu söyleyecek yani. Ben 3 yıldır bu takımın başındayım, başkanıyım. Ee, şu kadar şu isimlerle çalıştım. Şu kadar adam aldık. Ee, biz şampiyon olamadık. Ee, aman hocam yani bizim birinci hedefimiz... ...birinci seçeneğimiz... ...ve sizin imza töreninde vereceğiniz mesaj... Biz şampiyon olacağız. Başka ne diyeceksiniz? Yani bir hoca getirdiniz. imza töreni oluyor. Hocaya soru sordunuz. Muhabirler dedi ki hocam Fenerbahçe hayırlı olsun. Nedir amacınız dedi. Tercüman çevirdi. E tabii takımı görmek lazım. Hedefimiz öncelikle yeni bir takım oluşturmak. Şunu yapmak, bunu yapmak dediğin anda yani bir olacak bir şey değil. Evet biz şampiyon olacağız. Başka ne? Bunu diyecek şimdi yani Başka Onu dese bile başka... aslında ama ilk söylediğini söylediğini bilmeyecek mi herkes? Yani, düşündüğünü. Şimdi eğer ee, bu krediyi Benitez'e ya da başka bir isme verecekseniz yani orada gazetecilerle yaptığınız toplantıda ben Emre Belezoğlu'na o riski alamam. Bu nedenle yollarımızı ayırdık. Çünkü e, bu sene işte Sivas maçında şampiyonluğu kaybettik. Sivas maçında Emre Belezoğlu e, çok tecrübeli bir teknik adam olamadığı için oyuncuları motive edemedi. Oyuncu değişiklerinde hata yaptı. Deşik Aslında alt, maçı. alt yapısında bunları da söylemek zorunda söylemesi ama Simas maçına da odaklanmamak ama, lazım. Ama şunu söyledi. Bakın bu bu konu hiç konuşulmuyor çok fazla. Samandıra'da disiplin yok dedi. Yineliyor. Geçen de konuştuk. Dedi. Aile olayı. Samandıra'da disiplin yok. Bu çok önemli ve ağır bir itham. Bir başkanın eğer Samandıra'da aile ikinci sırada gelir yine disiplin yok diyorsa ve buna dair de net ifadeler kullanıyorsa bir sohbet toplantısında buradaki e, alabileceği zaten teknik direktörün de en önemli kriterlerinden biri de herhalde o olacak disiplin. Yani işte biz beni tezde e, oyun disiplini vardır ama sağ dışında nasıl bilmiyorum. <laughs> e, ben de bilmiyorum. E, yani ben e, gelecek özetle gelecek kişinin ben bu takımı şampiyon yapacağım demesi lazım. Başka ben diyecek bir şey bulamıyorum ve Şuna da eminim. Kim gelirse gelsin, ha benden bunu mu istiyorsunuz? Tamam, o zaman ben bir bakayım ona göre de orta sahaya iki oyuncu, forvete 3 oyuncu bilmem ne alacak. Onları da alacak, başka kaçarı yok. Yani bu sezon Ali Koç için... O zaman için biz biraz Mesut Özil bu, ayarında isimlerden de bahsedeceğiz. Yani Ali Koç için bu, bu sezon, Sayın Ali Koç için bu sezon bir finaldir. Final sezondur önümüzdeki sezon. Her halükarda. Her, her halükarda bir final. Ay ay, şampiyon evet. olsa bırakacak belli. Onu zaten anladık değil mi hepimiz? Evet. Şampiyon evet. olsa bırakacak. Yani görevini yerine getirmiş bir insanın huzuruyla bırakacak hem de. Yani Ama evet. bu sene sanki o uzun basın toplantısında basın sohbetinde benim anladığım şampiyon olamasa da bırakacak. Yani ailesini artık çok ön plana aldığını o toplantı sırasında eşinin aradığında hemen telefona davranmasından dahi anlayabiliriz. Ya ben bu sezonun sonunda e, şampiyonluk halinde bırakacağını da eminim. Şampiyon olamadığında da ya ben artık yapamadım deyip gideceğine de eminim. Yani onu bana verdi o mesajı. Net söylemedi. Evet. Bir de şunu söyleyeceğim. Benitez neden ya hani Benitez'le ilgili bir soru işareti var ya kafamda. Neden diyorsun? Şimdi Benitez e, tabii farklı sonuçlar falan aldığı kariyerinde ama Şimdi bir bir sıfırlık takımlar vardır. Bir sıfır kazanmaya oynar. Yemeyeyim bir tane atayım. Şimdi Benitez'in takımlarında bu refleksi daha çok görürüz. Yani illa öyle olacak demek hep öyle oldu da demek değil. Ama bir tane atayım yeter bana durumu vardır. Fenerbahçe gibi camiaların egosuysa 3 sıfırlık galibiyetlerle tatmin olur. Bak Fenerbahçe gibi Galatasaray gibi takımlar e, genelde 1-0 öne geçen takımlarının hemen 2'yi atmasını ister. Tribün zaten stat'taysa hemen ister. 2'yi ister. 2 olduktan sonra da 3'ü ister. 3, 3, 3, 3, 3 diye bağırır. Yani hiç o o motivasyon hiçbir zaman değişmez. Bu 50 yıldır böyle. Yani 1959'da mı başladı lig? Evet. En azından oradan beri böyle. 3-0'dan sonra 4'ü atıyorsa bir gol yemeyeyim sorun etmez. Ama 3-0'dan sonra bir gol yerse de ya bizim takım hala tam iyi top oynamıyor öyle falan der. Yani 3-1 galibiyete bile hayır der. O yüzden e, gerçi şampiyonluğa bu denli aç bir Fenerbahçe şimdi diyelim ligin 7. haftası. 7 maçı da 1-0 kazanmış Benitez'le. tezle. Bir kişi gıkını bile çıkarmaz. Tamam mı? Ama bir sonraki maç 0-0 biterse tabii. Bir yani bir zaten ne oynuyor ki Fenerbahçe vela... bak. Hemen aynı ezberlerle o ezberlerle eleştiriler başlar. Yani bu sefer huzur bozulur. Ha, e, ama Benitez'in ben lig şampiyonluğu yaşamamış olmasının bir dezavantajdan çok avantaj olduğu kanaatindeyim. Eğer sağlıklı bir insansa böyle bir kariyerde artık bir lig şampiyonluğu istiyordur. Türkiye'de Süper Lig'de Fenerbahçe'nin mevcut imkanlarıyla bak, hem de mevcut imkanlarıyla şu andaki elinde kalan kadrosu ve Ali Koç başkanla Hı, ben burada lig şampiyonu olurum de, diyebiliyor olması lazım kendisine Benitez Bey'inde. Yani. Tam ona göre de adam isteyecek zaten. Kadro isteyecek. Yani belki diyecek ki ben Yo, 30, o 35, yeter ya. 35 yaşındaki sol ya, istemiyorum mu diyecek. Belki hani Gökhan Gönül'ü istemiyorum diyecek. Düşünüyor. Yani şimdi bir kere 10 gün önce temas kurulduğu söyleniyor Benitez'de. Şimdi bir işin o tarafına da girelim. Her ne kadar işte e, bu ismin gündemde olmadığına dair e, yorum ve e, şeyler olsa da e, sonuçta bu isim gündeme gelmiş. E,